İyi günler sayın seyircilerimiz. Son 24 saate damgasını vuran gelişmelerle karşınızdayız. Ülkede siyaset kazanı kaynamaya devam ediyor. Yeni hükümeti kurma çabaları devam ederken Cumhurbaşkanı Aşım Saçı beklenen adımı attı. Cumhurbaşkanı Saçi, LDK Genel Başkanı İsa Mustafa'dan yeni hükümetin kurulmasına yönelik gerekli kriter ve oy çoğunluğuna sahip olduklarına dair mektup aldığını ve bu çerçevede Abdullah Hoti'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini duyurdu. Saçi ayrıca Ülkedeki tüm siyasi partilerin liderlerinin ve Kosova vatandaşları olarak hepimizin, devletimizin, toplumumuzun ve anayasal düzenin korunmasına yönelik sorumluluklarımız var dedi. 6 Ekim seçimlerinden galip çıkan Vedvendosya hareketi ise bu kararın açıklanmasından hemen sonra kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Taç'ın anayasaya aykırı davrandığını belirten Vedvendosya milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'nden bu kararı değerlendirmesini istediler. Vedvendosya karar açıklanana kadar Anayasa Mahkemesi'nden geçici önlem almalıydı talep etti. Evet Cumhurbaşkanı Saç'nin kararı anayasa mahkemesinde Anayasa mahkemesi yeni hükümetin kurulması için alınan bu kararı anayasaya uygun mu diyecek yoksa kararı geçici olarak durduracak mı? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. Anayasa Mahkemesi ilk önce Hoti hükümetinin oylanmasının askıya alınması ve daha sonra Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Hoti'yi başbakan olarak aday gösterme kararının anayasayla uygun olup olmadığına dair Vedven tarafından sunulan talebi karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi tarafından sunulan bildiride bugün saat 12'ye kadar milletvekillerine iki konuda görüş bildirme fırsatı verildiği belirtildi. Milletvekilleri Vedven Dosya'nın Hoti hükümetinin oylanmasının askıya alma talebi ve Cumhurbaşkanı'nın anayasaya uygun olarak Abdullah Lahoti'yi başbakan adayı olarak atama kararıyla ilgili hareket edip etmediği konusunda görüşlerini mahkemeye gönderebilir. Bunu 8 Mayıs saat 16'ya kadar yapabilirler. Sayın seyircilerimiz, koronavirüsle ilgili umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Kosova'da son 24 saatte yalnızca 7 vaka tespit edildi, 22 kişi ise iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü ülke genelinde son 24 saatte 7 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle 30 Nisan itibariyle ülkede toplam vaka sayısı 806'ya yükseldi. Açıklamada 30 Nisan 2020 tarihinde tanı konulmuş kişilerle temaslı olan, hastaneye başvuran ve öğrenci yurdunda karantinadaki kişilere yapılan 243 testten 7'sinin pozitif çıktı ifade edildi. Koronavirüs tanısı konulan kişilere virüsün temas yoluyla bulaştığı belirtilirken Prizrende 5 ve Güney Mitrovice ile Vitya Belediyelerinde birer vaka tespit edildi. İyileşen hasta sayısı tespit edilen vaka sayısını yine geçti. Son 24 saat içinde 22 hastanın daha iyileşmesi sonucu toplam iyileşen kişi sayısı 271'e yükseldi. Kosova'da bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Prişne Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği'nde şu anda 36 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Hastalardan birinin durumu kritik. Hastanın tedavisi yoğun bakımda solunum cihazına bağlı şekilde devam ediyor. Ülkede durum iyiye doğru gidiyor ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren hafifletilecek. Sağlık Bakanı Arben Viti'ye düzenlediği basın konferansında vatandaşlara yine de dikkatli olun ve tedbirleri elden bırakmayın uyarısı yaptı. Sağlık Bakanı Arben Vitia, 4 Mayıs itibariyle vatandaşların 90 dakikalık sürelerle günde iki kez sabah ve akşam dışarı çıkabileceğini söyledi. Önlemlerin hafifletilmesi üç aşamada kaydedilecek. İlk aşama 4-18 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak. İlk aşamada ekonominin canlandırılması adına inşaat, emlak, perakende satış gibi işletmeler yeniden çalışmaya başlayacak. Sağlık Bakanı, önlemlerin gidişatı konusunda vatandaşa önemli görev düştüğünü belirterek düğünler, kutlamalar ve cenaze törenleri gibi kalabalıkların oluşturulacak oluştuğu etkinliklerin bu yıl içerisinde yapılmayacağını ifade etti. Bakan Vitia, maske ve eldiven kullanımının gerekliliğine de dikkat çekti. Kosova'da her yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Gırmi Parkı'nda kutlanırdı. Ancak bu yıl durum farklı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler gereği polis, vatandaşların toplanmalarına engel olmak adına Gırmi Parkı'nın girişinde önlem aldı. İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında halka evde kalın çağrısı yaparken polis de güvenlik önlemlerini artırdı. Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında parklar halka kapalı. 1 Mayıs geleneği olan Gırmi Parkı'nda toplanmaların da önüne geçmek adına polis Gırmi Parkı'nın girişinde önlemleri artırdı. Polis bölge sakinleri dışında yaya ve araçların Gırmi Parkı'na girişine izin vermedi. Tedbirlere uymayanlara yürürlükteki yasalar uyarınca ceza işlemi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Aşım Saçı 1 Mayıs'ta işçilerin konumunu düzeltmek için daha fazla çalışmakta kararlı olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Haşim Saçı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 1 Mayıs sadece kutlamakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Kosova'da işçilerin durumunu iyileştirmek için hiç durmadan çalışmak gerekiyor. Bu yöndeki kararlılığımızı da teyit ediyoruz. Cumhurbaşkanı olarak daha işçilerin çalışma şartları için dile getirdikleri talepleri destekliyorum. Aynı zamanda haklarını koruyan yasanın uygulanmasında işçilerin kaygılarını da paylaşıyorum. Bu zor günlerde işçilerle ve onların refahıyla daha fazla ilgilenmemiz önemlidir şeklinde ifadeleri kullandı. Mevcut Başbakan Albin Kurti ise işçiler günü nedeniyle yaptığı açıklamada günümüzde işçilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. İşsizliğin Kosova'nın en büyük sıkıntısı olduğuna dikkat çeken mevcut Başbakan Albin Kurti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. İşçilerin sıkıntıları istihdamla bitmiyor. Sosyal güvenlik hakkı işçilerin gelecek güvencesidir. Sosyal güvenlik yok, sözleşmesiz emeklilik primleri, sağlık sigortası ve ücretleri izin hakkı olmadan çalışmak bir istisna değil, bir ülke haline geldi. Bu durum pratik olarak işçiyi onurundan yoksun bırakan, onu basit emek gücüne indirgeyen erdemsiz bir ilişkidir şeklinde değerlendirmede bulundu. İşçi ve Emek Bayramı nedeniyle sosyal medyadaki paylaşımında Kurti, işverenler tarafından maaşları ödenmeyen işçi için hazırlanan mali paketten de bilgi verdi. Sayın sürpriz Prizren'de faal olan Kosova Genç Fenerbahçeliler Derneği ile Kasımpaşa Genç Fenerbahçeliler Derneği tarafından ortaklaşa olarak 100 aileye Ramazan ayı dolayısıyla yardım paketleri dağıtıldı. Prizende faaliyet gösteren Kosova Genç Fenerbahçeliler Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu yıl koronavirüsü salgını nedeniyle erteleyerek Kasımpaşa Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin de desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere 100 adet gıda malzemelerinden oluşan yardım paketlerini dağıttı. Her e, yıl olduğu gibi bu yılda Kosova Genç Fenerbahçeliler olarak e, yardım kulisi yapacağız. Bu, bu yıl Kosova, Kosova Göfe ve Kasımpaşa Göfe olarak ortaklaşa olarak düzenlediğimiz ...organizasyonu. Başta Sezer Öztürk... ...abimiz olmak üzere... ...tüm abilerimize teşekkür ederim. Peki toplamda kaç aileye... ...dağıtılacak? 102 tane aileye dağıtacağız. Peki ihtiyaç sahibi aile herhalde? Evet. Hepsinin listesi vardır. Hepsine biz göndereceğiz, götüreceğiz. Peki biliyorsunuz bir salgın var. Salgında da ihtiyaç sahipleri çok var. Evet. Koronavirüs salgını. Evet. Umarım göz... ...göz önünde bulunarak... Dağıtım yapacağız. Peki devam edecek mi bu tür yardımlar? Evet, evet devam edecek. Her yıl Ramazan'da 1500 kişiye iftar veriyoruz. Ama <laughs> bu yıl Covid hastalığından dolayı iftar yapamayacağız. Böyle yardım kolyeleriyle devam edeceğiz. Dernek Başkanı Şantir yardımlarından dolayı Fenerbahçe eski futbolcularından Sezer Öztürk ve genç Fenerbahçe'nin emektarlarından Barış Nakipoğlu'na teşekkürlerini iletti. Sayın şimdi sizi güzel kentimiz Prizren'e götüreceğiz. Karantina dolayısıyla kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Prizren'de doğa adeta tek başına kaldı. Tarihi Şadırvan merkezindeki Arnavut kaldırımları yeşil otlara büründü. 700'ün üzerinde vakanın bulunduğu Kosova'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Her gün binlerce kişinin hakkını ettiği Şadırvan'da da Arnavut kaldırımları arası büyüyen otlar Kosova basınında geniş yer almaya devam ediyor tüm dünyayı olduğu gibi Kosova'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kosova'da Rize'nin tarihi şadırvan merkezindeki Arnavut kaldırımları yosunlara bölündü. Kısmi sokağa çıkma nedeniyle şadırvan merkezinin boş kaldığı şu günlerde vatandaşlar bir buçuk saatlik izin sürelerini alışveriş yapmakla değerlendiriyor. Valla bir buçuk ay oldu hiç çıkmayalı. Sadece kısa işte market alışveriş için Çıkıyoruz Ve bugün Şadırban'a çıktım, gördüm ki eski kaldırım yani Arnavut kaldırımları yemyeşil olmuş, ağaçlarda o yeşillik, gülbüllerin, kuşların sesleri duyuluyor ki uzun zaman Prizren'de bu yoktu. Prizren'de şöyle bir temiz hava hissediliyor yani insanlar tabii ki dışarıda olmadıkça doğada kendisini yeniledi ve bu güzelliği bize verdi. Peki ne tür önlemler alıyorsunuz, dışarı çıkıyor musunuz? Tabii maske, işte kolonya ya da el eldiven, onlar mutlaka, sadece ben değil ama herkesi tavsiye ediyorum bunu kullansın. Çünkü gerçekten grip gibi gözükülen bir, bir hastalık ama çok tehlikeli ve bundan korunmamız gerekir. Karantina altında olan prezende bugüne kadar 50 kişinin üzerinde vatandaş koronavirüsüne yakalanırken 3 kişi de hayatını kaybetmiş oldu. Şimdi de bugün ülkemizde hava nasıldı ve yarın bizi nasıl bir hava bekliyor ona bakacağız. Ardından da kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu hava bugün de etkisini sürdürdü. Yer yer yağmur yağışı vardı. Başkent Prişne'de günün en yüksek hava sıcaklığı 20 dereceyi gösterdi. Koso Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da bulutlu bir gün bizi bekliyor. Zaman zaman yağmur geçişleri olacak. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 16 ile 19 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz bu haftanın son röte haberinde sizlerle birlikte olduk. Pazartesi günü tekrar görüşmek dilekleriyle efendim, sağlıcakla kalın.